Evet. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi oğlum Yaser'le bu sefer başladık. Bir daha başladık. Bu sefer arkadaşlar bakın editörde geliyorsunuz. Hemen şunları kuruyorsunuz. Top ben şey yapalım. Şimdi Macar atlarını. Top ben ne olur? Yaser'cim Macar atlarını deneyelim dedim oğlum ben. Ne olur? Bakalım Macar atları mı daha iyi? Yoksa normal silahlı atlar daha iyi? Böyle bir deneme yapmak için atları şunu kuralım. Yükseltmeyi açmam lazım. Editörde yükseltme önemli. Şimdi gelmesi için arkadaşlar. Evet her şey. Şimdi tamam. Şimdi arabası var. Bunlar bir silahın büyükken. Önemli evet. Şimdi macera şeyi basalım. Bak. Şu ikisi arkadaşlar bakın bu bitirdiklerim buradakiler çok önemli tamam. Şimdi maceratını yapıyoruz. Öbür suat sol tarafta da normalde at yapalım. Mesela o at ne olsun? Örnek Polonya'nın atı olsun. O zaman Polonya'yı da kurmak gerekir. Polonya'da kuralım arkadaşlar. Polonya gerçekten çok güçlü. Değil mi Yaser? O zaman biz onun atını da test edelim oluşum bakalım. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar şimdi kaydımıza devam ediyoruz. Bakalım Macar atı mı alacak şey mi? Macar atı. Yaser sen ne diyorsun? Rütbeleri tamamlayalım yanına Yaser'cim. Macar atı mı diyorsun? Hangi at diyorsun oğlum? Bu atı. Ben de bu at diyorum. Ama bizim Joker diye bir arkadaşım var. Joker'i tanıyor musun Yaser sen? Joker'i tanıyorum. Oyun arkadaşım ya akşamlar oynuyorum. Hatırladın mı? Hatırladım yok. Nasıl hatırlamadın Yaser Joker'i? Hatırladım yok. Şaka yapıyorum ben biliyorum. Yaser. Dedim yok. Tamam. Hatırlayamamış olabilirsin şu anda canlı yayın heyecanıyla. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu atları test edeceğim sizinle. Çok fazla basmaya gerek yok. 230 tane basalım onunla. 2'nin de 10 dakikasını koyalım. Şimdi Polonya alalım. Bakın buradan tekrar Polonya'yı seçelim. Polonya'mız nerede? Şu. Polonya'dan gelin bu atlardan basalım. Tamam mı? Bu atlar kızımla ne olur? Çiftçilerin. Aslında büyük bir birlikte yapabiliriz. CTLC ve 160 birliklerle yapalım arkadaşlar. Büyük bir savaş sempunisi yapalım. Tamam. CTLW yapalım bunlar birbirlerini vurmasınlar. Birliklesini bitirelim. Tekrar 1'e basalım. Arkadaşlar bu atların çıkış süresi biraz daha fazla olduğu için bunların daha fazla basmak gerekiyor. Yani real bir deneme olmak için. Bakayım kaç oldu? 920. Güzel. Şimdi o 920 ise bundan da bana kalırsa ortalama olarak şöyle yapmamız gerekiyor. 750 abartmayalım. Ondan da 800 olsun. Ondan da 800 tane olsun arkadaşlar. Şimdi 900 topladık. Tamam. 800 olsun. Arkadaşlar 160'lı gruplar halinde. Bakınız. Şöyle. Bu Macar atın mesafesi birazcık daha iyi arkadaşlar. Gerçekten birazcık daha iyi. Bakın sağ tuşla çekiyorum. İçeri bırakıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu önemli. Bunun hakkında bir şey getirelim. Tahminlerinizi alayım arkadaşlar. Bunlar galiba. Sizce hangisi kazanır? Benimki ne yoksa benimki. Bunlar maviler Yaser'inkiler. Yaser mavilerin kazanacağını düşünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 800 tane oldu arkadaşlar. Sizce kazanıyor. Bu da 900 tane olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları sabitleyeceğim. Çünkü bu atların bakın canları daha az. Real bir deneme olması için. Bunu çok real bir deneme olması için. Bunu değiştirmem lazım. Oo.
Bütün olsun kazanacağım. 12. Kaç tane oldu? Bir tane 160'ı kopyaladım. CTRL-G. CTRL-i ve hop. Evet. Onu da alalım. Tekrar CTRL-i ve yaptım. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradan bir tane daha kopyaladık. Şunu sağ tuşla biraz daha düzeltiyorum. Sonra bakayım, CTRL-A yaptım. 409 tane art var. Kaç yaptım? Yani bakın, bunun çıkış saniyesi kaç? 14 saniye değil mi? Aa, az. Çok az. 900. Bir tane de dengeli olsun diye arkadaşlar 90'lık bırakacağım. Sadece bir tane 90'lık bırakacağım. Bütün 90'lık tamam. Ölmez ya dedim. Bir dakika dur. Şimdi rütbelerim tamam. Hepiniz şahitsiniz. Tamam. Burası da tamam. Ve ben bu atları bakın şöyle az ileri çektim. Düzgünce dizdiğimi düşünüyorum. Birazcık daha şöyle son bir oynama yaparsak bakın şu atla. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun mesafesi 100 metre daha fazla. Yani 100 metre daha çabuk kuruyor. Tamam. Dolayısıyla bunun sabit kalması lazım. Saldırması gerekenler bu dragonlar. Bakalım onlar tamam mı? Evet. Sayımız kaç? 800. 800'e kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla. Bunu öldürelim. 800'e 890 olsun arkadaşlar. Tamam. Burası kaç? Evet. Hakikaten 800. Ha, bir tane de burada 90'lık var değil mi? O zaman CTRL-C, CTRL-V diyelim. O 90'lığın bir tanesini bozalım. 160'lık yapalım. Onu da tekrar içeriye geçirelim. Geri kalan arkadaşlar CTRL'a ayıp 144 tane öldürelim. Yani o zaman şu anda ne oldu? 800 taneye 900 tane oldu. 800'ün kuyruğunu kaybeder. Bakalım kim kaybeder? Evet, rütbeler tamam. Hiç sıkıntı yok. Atların her şeyi tamam. Şimdi arkadaşlar. Önce bakın az daha geri aldım. CTRL'e double yaptım. Arkadaşlar saldırtacağım, sonra sabitleyeceğim mesafeyi anlamı. Çünkü bakın mavi atların mesafesi bu atların mesafesinden 100 metre daha aşağıda. Şimdi bakalım arkadaşlar. Saldırıya gidiyoruz. Evet arkadaşlar saldırıya gidiyor. Bakın bir anda sabitleyecek. Sabitledim. Şimdi arkadaşlar neden böyle oldu bakın. Her rütbemiz tamam değil mi? Ama bakın bu dragonumuz, bakın kaç tane şey var. Şimdi Polonya dragonunu göstereyim size. Bakın Polonya dragonuna baktığım zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Macaristan atı kazandı. Çünkü mesafesi çok fazla. Gerçekten çok fazla. Bir daha şaşırdı. Daha iyi. Yani bu çünkü durması lazım arkadaşlar. Mesafesi fazla. Şimdi ben bunu daldırırsam mesafesini kaybedecek. Bu atın özelliği zaten durması. Bu atlar durarak zaten vuruyor. Dolayısıyla bu real bir deneme olacaksa bu atların durması lazım. Çünkü öbür atlar mesela bu öbür atları sabitlesem zaten bunları vura vura öldürür. Zaten öbürü kurşun atamayacak. Çünkü bu atın mesafesi kötü. Bakın hatta size göstereyim. Bakın gelsin. Bunun içinden hatta bir tane bakın at alayım. Bir tane at alayım. Dağıtayım bakın. Şu bir tane at alayım. Bakın arkadaşlar. Görün. İki oldum. Bir tane de buradan at aldım arkadaşlar. Bakın. Şimdi görün. Siz karar verin. Vurdu gördünüz mü? Bak. Bak az daha getireyim. Bakın. Bir olayım. Az daha git. Sabitle. Bak. Ateş ediyor gördünüz mü arkadaşlar? Ateş ediyor. O tane zaman arkadaşlar. Hatta. Orada bir dakika birden fazla var. Bir dakika şuradan ateş etsin. Bak şuraya alayım. Az ileri. Evet. Az daha ileri. Az daha ileri. Az daha ileri. Bakın ateş ediyor gördüm. Onun ateş etmesi gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu deneme de böyle bitti arkadaşlar. Hayır bir daha bitti yok. Başka bir tane yaparız oğlum. Bu, bence bu kadar yeter. Tamam. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hiç dinlediğiniz için bye bye.